soğanlı frittata aslında bizim böyle geleneksel tadımıza çok uygun ama siz içerisine biraz daha farklı lezzetler katmışsınız. Aslında bazı restoran ve mekanlarda tarif sorduğumda çoğu kez herkes bahsediyor ama Asuman Hanımlar o kadar kendine güveniyor ki bizim burada bu mekandaki tariflerden ziyade mekanın ruhuyla birleşmeniz zaten çok keyifli bir yer. Bir kere sakin bir yanı var. Yeniköy çok farklı bir alan. Kesinlikle, burayı seçerken nasıl karar verdiniz? Burayı seçerken buranın sakin olmasından yola çıktık. Değil mi? Evet. Ve Boğaz kenarında olmasından yola çıktık. Ve anne kız olarak yola çıkmamızın nedeni de ben geçmişi yansıtmaya çalışıyorum. Geçmişin unutulmamasını istiyorum. Geçmişi günümüze getiriyorum. Kızım da geleceği modernize ediyor ve böylece harmanlıyoruz bunları. Hakikaten ortaya müthiş bir sentez. Geçmişle geleceğin birleşimi ürünler çıkıyor. Evet, çok güzel. Yani geçmişimizi inkar etmiyoruz ama geleceğe gidiyoruz bu geçmişle. Değil mi? Yemeklerde evet. Zaten son yıllarda geçmişe dönüş var. Çünkü her şey doğal üzerine ve sağlıklı beslenmeye yönelik bir evet. Noktasında şu anda. Gerçekten glutensiz beslenmeler olsun. İşte yediğimiz yemeklerdeki katkı maddeleri veya doğal mandıralarda yetişmiş peynirler, yoğurtlar, böyle tercihler var. Siz geçmişte zaten böyle yaşadınız, böyle doğal yaşadım. Yaşadınız. Evet, biz onu kaybettik bu jenerasyon kesinlikle. Olarak. Şimdi kesinlikle. Onun için paha biçilmez değerler vermeye yani çalışıyoruz. Geçmişte ben çocukluğumda kendi bahçemizdeki domatesi, kendi bahçemizdeki marulu, kendi bahçemizdeki patlıcanı yedim. O yüzden şanslısınız. Yani, evet, evet şanslıyım. Evet, şimdi kahvaltı menümüzde gördüğünüz üzere normal klasik yine hepimizin vazgeçilmesi zeytinler, domatesler, peynir çeşitleri. Traditional kahvaltımız bu evet, bizim. Evet. Evet. Geleneksel. Menülerde evet. Set menüler belirliyorsunuz. Ekstra istedikleri zaman insanlar başka şeyler ekleyebiliyorlar. Tabii değil ki. Mi? Hani tabii o ki. Aralıklarda yani, merak edenler evet. Bizim izleyicilerimize söyleyelim. Yine aynı şekilde böyle bir söğüş tabağı ve farklı zeytinleri gördüğünüz gibi bardakta sunmuşlar efendim. Burada sunum üzerine bir etkileşme var ama bir dakika. Menemen. Sanırım menemenimizi. Bizim yorumumuzla menemen. Menemen. Normal menemene göre biraz daha sulu bir menemendir. Hı-hı. Ve üzerine kaşarla birlikte eriterek servis ediyoruz. Hı. Tabii siz kaşarla aranız çok iyi anladığım evet, kadarıyla. Evet. Bayağı bir müşterilerimize çok şey evet. Tüketim. Değil mi Ahmet Bey? İşletme evet. Müdürü olarak hesaplar kimde? Asuman abla. Şey malzemeden kaçmıyoruz hesaplar yani. Hesaplar bende. Evet. Ya şimdi ben bu işin hesapları kızıma bıraktım. Hesap kısmı da bende. Evet. Bu işin maliyetlerini hesaplayıp sunup üzerine koymak yani aslında çok zor işler gerçekten. Her menünün bir maliyetini biliyorsunuz tabii ve ki. Ortaya çıkarıyorsunuz. Tabii ki. Değil tabii mi? Ki. Tabii ve ki. Üzerine işçiliği koyuyorsunuz. İşte kirasıydı, vergisiydi. Hiç kolay iş değil. Yapanları takdir ve tebrik ediyorum gerçekten. Lavier Rose'da şimdilik kahvaltıya bir mola diyoruz ama Ahmet de... Moladan önce, evet. Moladan önce burada tatmadığınız bir şey var. Aa pardon. Evet, evet. evet. Patates. Evet, özel bir patatesimiz var bizim. Bu kahvaltı için hazırlıyoruz. Bunu da karamelize edilmiş soğanla birlikte. Patatesimizin kabuklarını soymadan hazırlıyoruz. İçinde maydanozla birlikte. Yine üzerinde evet, peynir ama var. Bu kaşar değil. Hayır, hayır farklı. Değil. Evet, parmesan peynirini rendeleyerek servis ediyoruz. Gerçekten değişik bir lezzet. Hepimiz aslında farklı kahvaltılar hazırlarken biraz da size ilham olsun istedik. Yani belki İstanbul dışında Lavier Rose'a gelme şansınız olmayabilir ama İstanbul'a uğrarsanız mutlaka Yeniköy'de Lavier Rose'da Asuman Hanım, Işıl ve sevgili Ahmet'le hem burada bir aile sıcaklığını hissediyorsunuz. Güzel sohbetlerine, güzel içtenlikleriyle karşılanıyorsunuz. Sonrasında da keyifli bir gün geçiriyorsunuz. Uzun uzun oturuluyor burada. Evet, pazar günü evet, evet. Saat 10-11. Evet, akşam 5'e kadar kahvaltımız devam ediyor. Hatta ben kahvaltı menüsünün illa sabah olmadığını düşünenlerdenim. Her daim evet. Kahvaltı yapabilirim. Öyle bir anlayışım var. Saymadığım, unuttuğum bir şey yok değil mi Asuman Hanım? Bir de kızartılmış peynirimiz var. Ha peki, onu nasıl unuturum? Ahmet hiç konuşmuyorsun, söylemiyorsun da. Allah Allah. Alamadım, bak heyecan yaptım. Allah Allah. Dağıtırım böyle. Onunla bir tatlımızı isteyeceğiz. Evet. Kendi yorumumuzdan sonra şakşuka. O da anneannelerimizin tarifinden gelen. Bu peynirleri evet. Kızartıyorsunuz değil mi? Evet. Biraz
sonrasında koşmamız gerekebilir arkadaşlar. Bu kaloriler sonrasında EFİT'te sizler için yine planlanmış Kaan Hoca'nın idmanıyla devam edeceğim. Ahmet'in tarifi tavsiyesi şakşuka. Yoğurduyla beraber alırsanız. Evet. Kaşığınızı alıyorum. Öyle mi? Tabii ki. Lezzetini daha iyi hissedersiniz. Sosu domates gibi düşünelim. Aynen. Sadece kendi yorumumuzu katarak farklı bir sunumla. Kendinizi evinde, evinizde hissetmeniz için. Hakikaten evet, evet. Domatesi, biber evet, üzerine biliyor. Evet, evet. Ama işte sunum demek ki ne kadar çok şey değiştiriyor. Bunu anladık. Bu güzel kahvaltılara siz de ilham aldık, yapmak istiyoruz derseniz Yeniköy'de Lavernoz'da hep birlikte buluşalım derim. Aynı zamanda yaz geldi, bahçe açılıyor, güzel akşamları Ahmet'in DJ performansı ve güzel içecekleriyle de harika bir akşam geçirebilirsiniz. Biz şimdilik kahvaltımıza devam edeceğiz, sonrasında milkshake yapımına geçeceğiz.